Ya aşkım, Allah'ını seversen gene mi çocuğu yatakta yedirdin ya? Ha bitti. Bitti. Çok güzel temizledim zaten. Hiçbir yere bir şey görmedim. Ya çok dökmedin ya. Her seferinde böyle söylüyorsun. Ondan sonra yatağa girdikten sonra yatağın içinden oralardan buralardan diş gibi vırtsız bir şeyler çıkıyor ya. Hayır bak, bak. Bak buraları da temizledim de. Her tabi bir tane pürüzsüz. Hiçbir şey yok. Hiç kırıntı mırıntı bir şey yok. Kızım koskoca evimiz var. İlla yatakta yedireceksin yani ya. Tamam canım. Bitti zaten. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Değil mi oğluşum? Babaya söylesene. Hiçbir şeyimiz yok diye. Her tarafı temizledik diye desene. Git babuşa. Babuşa git. Yatağı mı işedin sen? Şey olmuş. Ulan Biber Hanım'ın şey yapmış. Biber Hanım neredeymiş oğlum? Oğlum. Ne komik. Bunlar büyüdüğünde hep bunlar anı bize, anı. He anı, anı. Anı bir gün hazırlık diyeceğiz. İşedin mi sandın babası diyeceğiz. Anı bunlar. Sonra kötü kalpli büyücü prensesin kulağını eğirip senin burnun estetik demiş. Oy kurban olur babam. Kurban olur aşkım prensesim. Bir öpeyim şunu. Oy kurban olur. Oğuz benim rahatını. Hadi devam et. Ne? Bir şey yapmıyorduk ki. Allah Allah. Tamam niye biz ya kızınla beraber oturuyoruz? Niye hemen damlıyorsun? Niye gelemez biz ben de oğlumla beraber kızınla anasını ziyarete geldik. Ne var yani Allah Allah. Hadi anlat merak ettim şimdi devam. Tamam anlatmak istemiyorum. Senin yanında bir masal anlatmak istemiyorum ben. Dalga geçiyorsun. Ben niye? Niye? Ne yap? Niye anlatmıyorsun? Dalga geçiyorsun. Masal anlatmayacağım sana. Hadi bıdı bıdı yapma. Şey yapma. Söz verdim. Tamam dalga geçmeyeceğim. Zaten biz uyumak üzereydik zaten. Biz böyle uyuyacaktık. Abarttın ha. Şu masalın devamını merak ettik dedik ya. Çocuk da dinleyecek. Hadi anlat. Allah Allah. Amma kıymetli masalmış ya. Kötü kalpli, çirkin burunlu, cadıyla, iyi kalpli, sonra orijinal burunlu prensesin hikayesi. Tabii ki güzeller güzeli, okka burunlu, orijinal burunlu, iyi kalpli prensesimiz Melike. Kötü kalpli cadı kim? 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 Yani değil mi? Kim? Adalet Hanım. Adalet Hanım mı? Ne kadar ayıp Zeynep ya. Ne kadar ayıp ya. Kızıma yani halısını cadı diye mi tanıtıyorsun ya? Yazıklar olsun sana ya. Kızım senin ananın burnu estetikle. Yürü oğlum. Demiş. Kötü kalpli, çirkin burunlu şeyin cadının yeğeni. Zeynep. ne? Ben burnum estetikli diye bir kere. Bak benim estetikli olsaydı bir kere o zaman bunun burnu böyle olamazdı. Özledim babacığım seni. Biraz verir misin kucağıma? Lütfen kraliçeyi de ver biraz kucağıma. Ama ben prensimi de özledim. Tamam o zaman sen bana ver. Değişme saati. Ay ben değişme. Bunu şu anda bırakmak istemiyorum hiç. Babası şey ama ya. Ne? Ne bileyim böyle saldım çayıra mevrem kayıra bir şey değil herhalde. Ne yapacağım? Bu... Ya bunun bir tekniği var. Her anatomiye göre böyle kuralları var, kondisyon şekli var filan. Öyle bir şey alet yani bu. Evet. Şeyden daha şey ama ne anladı? Ne bileyim spor salonunda böyle aletlere bin bin çık çık. Fenalık basıyor. İnsanın evinde yapması daha iyi. Tabii ki canım. Dedi misin? Ya şeye göre çok büyük avantajları var spor salonuna göre. Ya şimdi spor salonuna gidiyorsun. Ben ağırlık kaldıracağım diyorsun. Hoca diyor ki kondisyon yap. Evet. Biraz ritim olsun falan. Evet, evet. Hayda ritim yapayım istiyorsun. Bu sefer diyor ki ağırlık kaldır. Mesela ben ağırlık kaldırmayı da seviyorum. İlla yani o yürüme bantını oraya koyacak. Hoşuma gitmiyor yani. Çok saçma canım. Tabii ki yani. Yani seviyorsan yapacaksın, kaldıracaksın. Yani ne karışıyor orada sana ya? Ne istiyorsan onu yapmak istiyorsun. Bir de evinde bir de git aman herkesin içinde burada giyin. Kendi kendine şey yap. Tabii canım. Değil mi? Rahat rahat istediğin gibi spor yap. Bir de millet için mesela böyle yerlerde
Şimdi sen ağırlık kaldırmaya niyetleniyorsun mesela, ha, tamam mı? Şimdi herkes böyle olmuş, bilmem ne olmuş, hayvan gibi kaldırıyorlar. Sen de onlara niyetleniyorsun. Ha, ağırlığın altına yatıyorsun. Ondan sonra 50 kişi yardım ediyor seni oradan kurtarmak için ağırlığın altında. Ama sohbet de oluyor tabii bir yerden. Nasıl sohbet oluyor? Ne bileyim, ben öyle spor salonunda böyle naciz kişiliğim, hep böyle ilgi odağı alıyorum. Kelebekler gibi. Burada kelebek gibi de oluyor. Kelebek gibi alalım mı? İnsan böyle kelebek gibi oluyor bunun üzerinde. Ama lütfen, lütfen. Yani böyle... Çocuk oyuncağına çevirdiniz burayı. Olmaz ki. Kelebek nedir canım? Olmaz. Hadi lütfen, spor disiplindir, ciddiyettir. Lütfen hadi. Hadi birlikte. 9, 8, 7 Dur. 6, 5 Evet, güzel. 4 Musa sen sonra nasıl olacaksın? Hadi cıvımıyoruz. 3 Çok geri gidiyor. Fazla gelene gitme. Biraz öne basalım. Sen bak şöyle suçlu. 2 Bana sana hareketler yapıyorsun. Hadi ritmi bozmuyoruz. Böyle böyle bak. Ucundan yapar mısın Musa? Evet. Evet, güzel. Evet. İşte bu. Orada ritim. Çok hızlı gidiyor evet. Bu ya. Evet, evet. Hocam ona nefes, evet. Güzel. Sen yanlış başladın. Beni niye bu kadar ekliyorsun? Güzel. Baştan 9, 8 Hadi. 9. Hocam biraz evvel kurban olalım. Konuşmadan nefes, evet. Haydi. Ne yaptın? Bir tane de şey yapıyorsun hocam. Evet Ozan Bey, müsaade edin. Evet. Evet. Çok güzel. Bozma temponu. Çok iyi gidiyorsun Zeynep. Bravo. Teşekkür ederim hocam. Kendinden böyle insan 10 yaş küçük benim hocam deyince de bir tuhaf hissediyor kendini insan. Ben asıl mail adresini istediğinde ıyla mı iyle mi diye soran birine hoca demek tuhafıma gidiyor. Evet, tempoyu bozma. Bozma Zeynep, çok iyi gidiyorsun. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Tabii tabii tabii. Bozmuyorsun, hadi. Bozmuyorum. Bırak gitsin Allah aşkına. Böyle meslek mi olur? Bir kere soruyorum, diyorum ki nereden mezunsunuz diyorum. Tamam mı? Nasıl bir eğitim aldınız diyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum diyorum. Onun cevabı o değil. Değil. Versen adam gibi cevabını. Ama sen açıyorsun bunları başımıza sevgilim. Ben sana söyleyeyim ya. Evde hoca ne alaka yani? Duruyorsun tuz kavuruyorsun ya. Resmen ya neremizden elitlik uyduracağımızı şaşırdık. Elitlikle ne alakası elitlikle var? Elitlikle alakası yani spor tabii. Olsun, disiplin olsun diye ona da Derya'nın hocasını alırız. Disiplinli olalım diye ya. Ya tamam. Spor o disiplin iyi. Ya ben spor o kadar çok disiplinim şimdi. Ben böyle savunma mavunma muhabbetini seviyorum aslında salonda gittiğimizde. Ama orada böyle duruyoruz ya. Terliyoruz, merliyoruz, toksiyon atıyoruz ya. Senin... Evet ama öyle ben öyle çok soyunma odasına falan oturunca... ...çok oturunca öyle bakıyorlar. Rahatsız oluyorum yani bakmalarından. Evinde insan daha evet, rahat. Evet, bozmadık değil mi? Tabii ki. Evet, duyuyorum konuşmalarınızı. Biraz tempo hemen bırakalım değil mi Zeynep? Vay, bırakılmadı. Lütfen. Hayır, şey oldu da onu anlatıyordum. Ben küçükken dizinden menenjit geçirdim de. Atma. Dizinden ne menenjit lan? Yani. Bağ dokuları şey olması, dolanması. Ha. Dolanıklığı oldu. Bağ dolanıklığı oldu. Olur o, hadi. Evet ve birazcık dizime de şey oldu. O zaman biraz yardım eder misin bana? Evet, tamam. Ufak bir yardım biliyorum, olabilir. Ben, evet. Sen hiç merak etme. Evet. Sen... Eyvah. Allah, bileğim çıtladı. Ah. Bileğim çıtladı. Aptal. Sana yardım ediyorum. Bileğimi çıtlattın. Numara mı yapayım? Numara yapmıyorum o zaman. Vallahi değil. Buz getiriyorum ben. Buz. Allah kahretmesin seni inşallah. İnşallah. Allah çıt dedi. Çıt dedi. Çıt dedi. Duydun mu sesi? Benim de benim çıt dedi vallahi. Böyle bir ağırlık hissettim ayağımda. Abim sen ben Melike alayım, sen Ömer al, tamam mı? Dur bir dakika kızım. Bir şey söyleyeyim. Sen yemek yaptın mı ya? Allah Allah. Bence sen çocukları bana bırak. Ben çocuklara geçeyim, sen yemeğe geç. Ayağım, yemeği yapsan. Ayağım abim, zaten böyle... çocukların karnı tok. 2 saat uyur onlar, tamam mı? Abi Salih ya, bir dur. Ya, sen yemeğe bir geç, yemeği bir yap bitir. Ben aç kalamıyorum, biliyorsun kızım ya. Allah Allah. Ya, abim, yemeği yaptım ben. Midem pişireceğim. Çocuklara da bakarım. Sen keyfine bakarsın, olmaz mı? Bir Salih ya, bir şey söyleyeceğim. Salih ya, gene de sistemli gitmek lazım. Kızım, ne olur ne olmaz. Sen... Abi. Ben çocuklara bakayım. Sen yemeğe bir geç. Heh. Aç kalamam. Elimden bir kaza mazal. Ağırlıklı. Ah ayağıma. Ayağım sonra anlamadım ne olduğunu birden. Bana masını anlat. Ha. Ben de ne zaman masal isteyecek diyordum sevgilim ben de. İşte istiyorum. Masal mı istiyorsun? Masal istiyorum. Peki masal. Efendim söyleyeyim, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, prehıllar iken, trehıllar iken, ben giderim hıngıl 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 gelirken, verirken, işte o tekerlemeleri kabul ettikten sonra, söyledikten sonra, efendim uzak ülkelerin birinde yakışıklı mı yakışıklı bir prens ve ayağı alçıda olan dünyalar güzeli bir prenses var mı? Ayağı alçıda mıymış? İbit. Neden? Prens basmamıştır inşallah, hiç romantik olmaz. Yok canım, yok, prens basmamış. Böyle burnunu her şeye sokan
gıcık mı gıcık bir cadı varmış, o cadı büyü yapmış. Ve eğer prens prensesi öperse bu büyü bozulacakmış. Ama bu anahtarı kimse bilmiyor. Pis cadı. Evet. Pis. Kötü cadı, pis cadı. Evet. Şimdi, efendim söyleyeyim, bir gün bu prenses Zeynep ayağını alçıdan nasıl kurtaracağını karar karar düşünürken... Zeynep miymiş adı? Yakışıklı prens Ozan romantik bir fikirle çıkmış gelmeye. Ozan mı adı prens? Ve yakışıklı prens hemen prensesin o güzel ayağını tutup alçıdaki ayaklarını ve ayak parmaklarını öpmüş. Bir anda alçıdan kurtulmuş ayaklar. Ve böylece kötü kalpli, pis, her şeye burun sokan, huzur vermeyen gıcık cadının büyüsü bozulmuş. Bozulmuş mu? Için... Evet. Yap o zaman. Ayağımı yapalım. Hayır, hayır. Hayır. Neden ama pis cadının büyüsü mü bozulacağız? Olur, büyücü kızar. Kim o? Aile cadısı. Aile cadısı mı? Aile annem. Annem mi? Annem o. Evet anne. Prens intikamı da böyle olur güzelim. Çok kötüsün. Ne kötüsün? Lütfen öper misin? Nasıl bana mı? Öper misin? Ay! Öper misin? Ama büyü bozulmayacak. Büyüyle kaldım. Bunu öpebilirim. Ama bu ayağımı öpemiyorum. Ya işte tamam. Böyle şaka oldu kaka. Ay Salya sen de yani dayı gibi baba gibi her şeylere tekrar tekrar duruyorsun. Yok abla onun için demedim yani görünmez kaza tabii de. Yani dikkatli olsaydınız bak yazık oldu sana. Tamam ama ne yapalım onu bir anlamadık şakalaşırken oldu işte. He işte şaka kaka oldu. Hayda. Ne kaynatıyorsunuz? Ağrım var mı bebeğim? Yok vallahi hareket ettirmediğim sürece ağrım yok. Gayet iyiyim yani. Hareket ettirmeden yat abla. Bir darbe daha falan almasın ha. Hayda evde daha ne darbesi alacak ya Salih Allah aşkına. Vallahi ben bilmem. Şakalaşırsınız falan filan. Şaka kaka olmasın ha. Ay Allah aşkına hep aynı şey söyleyip duruyorsun. Yetişkin insanlarız biz kızı kadar insanlarız. Çocuk muyuz öyle çocuk çocuk hareketler yapacağız. Artık bu saatten sonra bir kaza olmuş zaten. Anlatamıyorum sana ya. O zaman bir şey söylesene Salih'a. Ne söyleyeyim aşkım ya Allah Allah. Adettendir yazıyoruz işte şurada ayağındaki alçıya. Yaz biraz alçıya yazmak zormuş yazarken böyle titredeydim ya. Bak dur aklı bana gel sen seversin sana şey çizeyim ben şu. Köyü Allah aşkına Salih ya bir şey söylesene şu Ozan abine. Ben de atacağım ben de. Ay aklıma bir şey geldi. Ozan abi kalemi versene bana. He? Kalemi var kalemi var. Bir şey geldiyse gidin kendi defterinize hatıra defterlerinize yazın. Çekin çekin şeyler yaptınız ya. Al. Ayağımda ben onlara bakarak yaşıyorum. Çok güzel oldu ha. Salih Picasso acaba ne yaptı bir saattir uğraşıyor. Oha Salih. Ya. Ne? Bakma istersen. Ben hiç beğenmedim çok abartılmış. Güzel olmuş değil mi abla? Ay şu Ozan ikileri de böyle silip üzerine böyle bir şeyler devşirebilir misin üzerinden? Sonradan bir kolaj çalışması yapsan. Ozan ikini silsen. Çünkü onunki gördüğün üzere. Kolaj ne ki? Ha. Maşallah ayağım ağrıyor ağrıyor da aynı turp gibi böyle çevikçe çeviriyorsun. Ne alakası var canım alçılı o böyle böyle çeviriyorum işte. Evet, güzel. Bak kalkamıyorum yani bitki çayı yapar mısın? Neyin canım? Kalkamıyorum yerimden kalkamıyorum bitki çayı yapar mısın? Ne çayı? Bitki çayı. Yaparım. Çarparım. Ozan, gelirken ince şalımı da getirsene. Biraz ürperdim. Tamam aşkım, tamam. Salih, çocuklara bak. Ablam, çocukların yanındayım zaten. Tamam. Buyur aşkım. Ay teşekkür ederim hayatım. Sıcak değil değil mi? Şey, Ozan'cım. Dur şunu da bir örteyim de önce bebeğim. Ay. Ne istiyordun sen söyle. Doğru. Ne istiyordun aşkım onu sen? Şöyle. Doğru tamam. Şöyle ben sırtıma da bir tane şey yaparsan yastık ne? Ayağım şey. Yastık mı? Yastık. Şu boy iyi mi şöyle? Bakayım bir. Şöyle yaslan bakayım. İyi, misin? Biraz daha dikleştireyim mi? Bir tane daha koyayım. İyi, iyi bu. Koy bir tane daha. Yaslan bakayım. Bir dakika çok kapat. Çok dik oldum acaba? Evet. Ha, oldu mu? Çok dik oldum. Al onu. Onu aldım. Tamam. Hop gitti.
kumandayı da benim yanıma verir misin ayağım şeyini? Derhal kraliçem. Hop. Kumanda da hanımefendinin. Nasıl? İyi mi öyle bir tane? Oldu mu? Ne düşünüyorsun bebeğim? Başka ne isteyebilirim diyor. Şaka şaka. Aklına kaç. Ne var be zaten istediğim bir şahat, bir kumanda sanki bir şey istedim. Ayağı bir şey. İstiyorsun bir şey. Bir şey istemeliyim. Nasıl şey yapmış, istesem iyi olur. Sırtım kaşısana biraz. Sırtım kaşınıyor, çok kötü. Sağ ol, sağ ol. Benim bebeğim bir tanem, benim aşkım ayağı sakatlanmış da ben ona bakmaz mıyım? Bir tanem bebeğim, kalbim, sevgilim benim. Nasıl bakmam? Sana bakmazsam bu oza olmaz olsun ya. Olur mu şey? Aşkım rahat mısın sen? Şöyle biraz koyayım ya sağ arkana bebeğim benim. Ha. Şöyle koy. Ha. Oo, şahane. Ben kavga seyredemiyorum. Kavga var burada. Değiştirsene kanalı. Ama hakikaten haklısın ya. Haklısın bebeğim. Dur kayıyorsun. Şöyle. Değiştirelim ya. Aşk yasak, kavga dövüş şiddet hem gırla hem de bedava. Değişti. Kaç? 42. Ha güzel. Değişti. İleri git. Geri bas. Allah Allah. Ayağın sakat da elle ne oluyor ya? Al kendin yap. Ne oldu aşk böcek çiçek? Kavga kaldı hem. Kavga kaldı. Seyredemiyorum kavga. Sırf psikolojim bozulmasın diye bak ha. Canım benim. Öp geçsin. Ne geçsin? Hem. Ne? Bayağı mı? Geçecek mi öpeyim? Evet prens. Geçecekse öperim bunda. Yala. Ne oldu? Yok be saçma, o eski alçılardı. Bunlardan yapmayın, yalan yapma. Yok ya, alçıda bir şey yok zaten. Ayağın kokuyor, kaç gündür yıkamadın mı? Saçma ama. Burnumu direğini kırdın vallahi maşallah. Zekalı, yapma. Salihacığım. Hadi canım, kahvaltıyı hazırlayalım. Salih. Salih. Saliha. Saliha. Saliha'yı gördün mü? Hı. Nerede? Arıyorum sabahtan beri. Biraz önce de yukarıda baktım, yok. Gördüm, ben hiç fayda görmedim abi. Ne yaptı? Dışarı çıktı, bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Ne bileyim ben. Bir yerde bayıldı kaldı mı? Ne bileyim ben. Tuvaletlere de baktım, yok çünkü. Ne bileyim ben. Gel. Şeyi kapat. Buldun mu? Yok, her yere baktım. Hiçbir yerde yok vallahi. Yok, nerede? Nerede peki? Ne bileyim aşkım. Kızım kaçmış maçmış olmasın ya. Kaçmış mı? Saçmalama, neden kaçsın ya? Ne bileyim, kışın ortasında verandayı kıza soğukta yıkattığın için olmasın? Yıkatmadım. Yıkatmadım Ozan. Saçmalama, öyle bir şey yapmadım. Gül gibi baktım ben ona. Pastaneye gitmem lazım benim. Ne? Pastaneye gitmem lazım benim. Kapalı organizasyon var bugün. Çocuklar orada içeride arayıp duruyor. Birinin çocuklarına bakması lazım. Baba geç, çamaşır var. Hangi birini yıkayacağım ya? Sakin ol ya. Bildin uçuruma doğru gidiyorsun ya Allah. Gidiyorum, uçuruma gidiyorum. Sakin ol. Uçuruma gidiyorum. Dur aşkım, bir sakin, bir dur. Nasıl halledeceğim ben bugünü? Nasıl yapacağım? İnsan için haber verir. Ben iki çocuğa birden nasıl bakabilirim? Kızım Allah Allah. Kızardın, morardın. Yeter artık, tamam ya.
Ah Salih, ha ah. Ah. Oy güzelim. Duydunuz mu güzel 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 güzel? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ay, buralar ne kadar gelmiş. Ay. Bunların ikisi de birbirine saf. Ben söyleyeyim. Aynen ya. Sokakta biri tutup gel sana çikolata vereceğim dese hemen giderler. Neli diye bile sormazlar yani. Kadın üşenmedi, giderken mektup yazdı bıraktı. Bunlar bir türlü görmediler o mektubu. Ay o da başka tuhaf. Bu devirde mektup yani, çüş. Hayır kaçıyorsun, niye haber veriyorsun ki? Sence söyleyelim mi? Aa, söyle Ömer söyle. Dilim dönmüşken bana da bir kurabiye söyle canım. Ha tamam tamam dur, dur dur. Şey, nasıl yapacağım ya? Ya of. Evet. Hay anlamadık ki biz de. Hiç anlamadık. Ha insan bir veda eder. Bir helalleşir, bir şey söyler yani böyle haber vermeden çekip gitmek. Neredeymiş, neredeymiş? Sor bakayım, neredeymiş? Evet. Ne bileyim, Ozan bilmiyor, Derya da bilmiyor nerede olduğunu. Ne Deryası ya? Evet. Ne Deryası? Sen bırak bizi git yani. Olacak iş mi bu? Derya'ya anlatıyorum Salihan'ın kaçtığını. Evet. Sen Derya'yla mı konuşuyorsun? Evet hayatım. Derya'ya söylüyorum Salih'e kaçtı diye onu anlatıyorum. Kızım şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Allah Allah. Hiç. Aynen, aynen. Yapacak bir şey yok. Neyse ben sana ne haberdar ederim şey olursa o gelişmelerden. Tamam canım, hoşça kal. Kesin canım, bay bay. Aa, unuttum. Aa. Ne? Elbise şey yapmıştım ben ondan, onun bütününden bir tane elbiseyi söylemiştik de. Çüş Zeynep ya, çüş ya. Gerçekten ayırmıştın herhalde. Söylemiştim. Aklına uzun bir sıfır belirmiştim. Salih'a, Salih'a. Salih'a? Ha. Ha ay, tamam, tamam Salih'a. Of Zeynep ya, of. Ay ben kaçtım sanki. Sanki ben ya ortalardan kayboldum. Ne yapabilirim? Kıyafet düşünecek zaman mı ya? Ne yapabilirim? Her yerleri aradım. Ne yapabilirim? Çalıyor bu sefer. Kız neredesin? Neredesin sen ya? Saatlerde seni arıyor Salihan. Ne? Kaçtın mı? Ne? Ne? Nasıl kaçmış? Kapattı kaçmış. Nasıl kaçmış? Haber vermeden kaçmış. Düşünebiliyor musun? Bayağı pıtı 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 gitmiş, yürümüş, kaçmış, kaçmış yani. Haber vermeden kaçmış. Geç haber verse o zaman kaçmış olmuyor değil mi? Yani. Ne yapıyorsun? Arıyorum bir daha. Aşkım sakin konuş da konu neymiş bir anlayalım tamam, ya. Tamam sakinim ben. Kız Allah seni canını almasın. Kaçtım ne demek? Ne demek kaçtım ne demek ya? Haber vermeden kaçılır mı? Kapattı. E kızım sana bir sakin konuş, konuyu anlayalım diyorum. Bas bas bağırıyorsun kıza. Korktu kapattı tabii. Ver şunu. Allah'ım ya Rabbim. Yaptığı işleri görüyor musun? Kaçtım ne demek kız? Ne demek? Kaçtım ne demek? Kaç kaç. Dur bakayım konuyu bir anlayalım. Bir sakin aşkım bir dakika bir dur. Ya açmıyor. Ne bakıyorsun Allah Allah? Açar mı artık? Korkuttun kızı bir kere. Gizliden ara. Açar mı? Açar. Ne demiyorsun? Dümdümcük ne var? Hadi. Dur, tamam. Alo Salih ya. Hayatın nasılsın? Ha, Ozan abim ben. Heh. Ne oldu? Kaç ha? Kocaya mı kaçtın? Aa. Kız ne demek kocaya mı kaçtın? Kocaya kaçtın ne demek kız? Hangi kocaya kaçtın? Nereden buldun? Ne arada buldun? Nasıl bir yaşam azmidir bu ya? Alo. 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 Kocanı anlat. Alo. Nereden buldun? Kaçtı bu. Ne bileyim ben ya. Kapattı gene. Allah'ım ya Rabbim ya hayret bir şey ya. Koca buldum kaçtı ne demek ya? Ne yapıyorsun ya? Kaçmış kızım. Kocaya kaçmış. Nereden buldu ne ara buldu hiç bilmiyorum vallahi kaçmış. Derya'yla mı? Kocaya kaçmış inanabiliyor musun? İnanabiliyor musun Bebito? Evet. Derya'yı aradı ya. Allah'ım ya. Gene Derya'yı aradı. Vallahi manyak ya. Allah seni tependen vursun Zeynep. Kız biz yıllarca şey yapamadık. Ne ara buldun da nereden buldun da sen kocaları ya? Allah'tan beri vallahi bütün... Ozan Reis ve tayfası Melike ve Ömer... Belim koptu. ...inanılmaz bir fırtınada süratle ilerliyorlardı. Belim koptu. Bu ne ya? Bazılar suratlarına çarpıyordu. Çocuklar bize mektup bırakmış. Ne mektubu ya? Aşkım. Ver bakayım. Salih'den oku bakayım şunu. Ay. Sen de yorma kendini bu kadar. Kızım gel otur biraz. Eyvallah, ya aşkım ya. Benim çıktı ya. Salih.
Sevgili Ozon abi ve Zeynep abla, ben gönlümü bir yiğide, bir aslana, bir erkeğe kaptırdım. Hayallerimin erkeği için çok üzülerek de olsa sizden ve çocuklardan ayrılmak zorundayım. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Saliha. Allah'ım yarabbim ya. Oha yalnız ha. Oha, gerçekten oha. Şuna bak. Yiğide, bir aslana, bir erkeğe kaptırdım. Vay vay. Vay Saliha vay yani ha. Maşallah, olaya bak ya. Ne olmuş kızım? Ozon demiş sana da. Ona mı takıldın yani şimdi? Ona takılmadım. Ne yapacağım? Bin tane iş, bütün işler bana kaldı. Ne yapacağım? Bir polisi ara, bir şey yap yani. Kaldık böyle. Böyle kaldık yani. O tadıyı bunlara kadar zaten neler çektim ben ha. Hepsine birden nasıl bakacağım acaba? Ya bir dur, bir sakin ol sevgilim. Pastaneye gitmeyeceğim. Öğleden sonra gider yetişirsin. Ne var bunda? Yetişemem. Yetişemem oğlum. Dörtte orada olmam lazım diyorum ya. İnsanlar gelecekler. İnsanlar gelecekler. Ne giyeceğim bilmiyorum daha. Kotun mu giyeyim? Kotun giyince çok şey yapıyor. Üzerine şöyle uzun bir şey yaptım. Bir tane bir şey vardı. Onu giyeyim. Bir tane badana yaptırsaydık. Oradaki şeyler de üstüne kıyafeti de hiç çıkartmıyor. Konsantre ol bir. Tamam. Neydi konu? Konu neydi? Saliha'dan. Bir şey söyleyeceğim ama ben burayı daha yeni topladım. Ama daha yeni topladım. Topladım şeyin üzerinde. Böyle böyle yapıyorsunuz. İyi toplamışsın. Çocuklar ay, nereye bakıp yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun Ozan? Tayfasın sen. Biz teknene gidiyoruz şu anda. Açık tamam, denizlerdeyiz. Ben şey yapamadım. Yok yok, ben korsanlar şey yapamayacağım. Olur. Korsan Ömer ve korsan Melike'yle birlikte açık sularda. Organize olamadım çocuklar ben ya. Organize olamadım. Dalgalar suratımıza geliyordu. Dalgalar suratımıza geliyordu. Dalgalar. İmdat, iskele alamazlar. Dalgalar. O dalgalar yanakları tuzu tuzu yapıyordu ve babası hem Ömer'in hem de Melike korsanın yanaklarından yiyor. Ama her şeyi denize atarsan ben ne yaparım? Bakalım hayallerinin erkeği neyin nesiymiş? Ne aslanmış, ne yiğitmiş. Ben de pek merak ettim. Geldiler. Ay, çok pardon. Sen benim hayaller bir yıkın. Bu mu lan prens? Bildiğin Niyazi lan bu. Şişt Ozan. Oha. Buyursunlar. Ve... Kızım Saliha sen misin? Emin misin? Ne? Aman pardon. Ben Saliha emin misin? Sen misin dedim. Ha pardon. Saliha emin misin? Emin misin? Saliha emin misin? Emin gerçekten misin? Bu çok ciddi bir karar. Ablam biliyorum yani evlilik zor bir karar. Öyle lak diye verecek bir karar değil. Ama ben her şeyin farkındayım. Biz birbirimizi seviyoruz. Adeta kara sevda. Kara kuru sevda. Saliha hakikaten sen misin emin ya? Emin misin? Aman canım. Emin misin? Evet abi dedim ya, siz beni aramasaydınız biz kaçıyorduk. Mutluyuz yani biz. Ağacığım güzelim, bu evlilik öyle kolay bir şey değil. Her gün yüz yüze bak, her gün böyle sabah kalktığında bunu... Ay. Bu küçücük beyefendiyle mi karşı karşıya geleceksin? Emin olduğunu emin misin kız? Yapmış, yapma ya. Şimdi Saliha'cığım, Zeynep ablanı yanlış anlama. Sen şimdi diyor ki yani bu... Ya bir ömür geçireceksin yani. Bir ömür bununla mı geçireceksin Allah'ını sen? Bununla denir mi? Bununla denmez. Kıttı kapa. Evet abi. Yani şey diyor yani, göz göze bakacaksın. Göz var, nizam var diyorum. Bu mu kız? Evet ablam, anlamadım. Evet yani. Seviyoruz biz. Görsem inanmam ya. Göz göre göre gitti kız. Ne? Gülme. Gülmüyorum zaten. Tuzluk gibi kız cebinde. Dudağımı ısırdım. Gülmemek için dudağımı ısırdım. Sıkı gülür mü? Ay bu ne öyle? Tövbe estağfurullah. Hay Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah ne aslanlar doğuruyor. Sus. Sus gülme. Allah aşkına gülme. Lütfen. Allah'ım ya. Ne yapalım? Onu beğenmiş işte kız. Neden beğenmişti hocam? Allah Allah. Yapacak bir şey yok yani. Gülürüm Allah'a seversen yapma ya. Tamam Allah. Biz kız tarafıyız. Öyle sen de. Gönül onu şey yapmış. Tamam beğendi diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Tabii canım. Ben zaten Adanalı bir abisi olarak sordum. Yani kıza diye elimden geleni yaptım. Kaç kere sordum. Emin misin diye. Emin dedi. Verelim gitsin o zaman canım. Öyle verelim gitsin. O kadar da olmaz. Bir soralım kimlerdendir. Neler... Güldürme. Tabii. Nelerdendir kimler?
Tuz mu koysaydık kahveye? Ha, evet. Adamın tuzu eksik. Tuzla ki kokmasın sevgilim. Siz adamın adamı deme öyle. Hadi, hadi. Ay, Damat efendi. Geldim öyle kızınızı istiyorum falan dedin ama bir söyle bakalım, tanımıyoruz seni. Kimsin, kimlerdensin? Haçan biz Seferoğlu'ndanız. Ah, küçük enişte. Efendim? Yeşil Vadi, ha? Tosun Paşa. Nasıl ya? Aşk olsun Zeynep abla. Sen benim müstakbel kocama yani şişman mı demek istiyorsun? Ne diyorsun? Yok, söylemedim. Film var ya, Kemal Sunal. Adile Naşit falan var ya. Şener Şen, Tosun Paşa. Ayşen Guru da falan hani Vadiler. Seferoğulları. Hiç espriden mi anlamıyorsunuz? Seferoğulları geliyor. Anlarız efendim, anlarız da onlar Laz değildi. Hem zaten bu klişe espriyi artık yıllardır duya duya alıştık. Değil mi kız Fadime? Bizim komik şey de bu mu komik? Evet, evet. İsminiz neydi? Saylan. Çok hoş. Anlamı neymiş? Yakışıklı ve sırım gibi bir genç manasında. Pardon. Salıverin küçük enişteyi. Tutmayın, salıverin gitsin. Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin. Küçük enişte. Küçük. Cepte taşıması. Neresinden Karadeniz'in? İçinden. Karadeniz'in. Evet, komple içinden. Çok güzel. Şimdi biz kızımızı bu yaşa kadar, bu yaşa kadar kızımızı getirsin diye işe aldık Saliha'yı. Tamam, niye? Çünkü sevdik onu bir kere. Saygı duyduk. Güvendik. Şimdi bu işler öyle kolay kolay olmuyor. Öyle bakkaldan ekmek almaya benzemez. Bakalım bizim kriterlerimize uyuyor musunuz küçük bey? Hadi bakalım. Eviniz var mı? Tabii. Arabanız. Oo, galerimiz var. Oo, sizin mi, kira mı? Hem bizim var hem kiraya veririk. Verdik gitti. Bir arabayı duyunca SSK. Tabii. Ben bir çay için derim. Ablam kahve içiyoruz ya. Çay için. Haçan çayı bize soracaksın zaten. İçin. Tamam aşkım, evet. İçerler ya. Tamam, çay için. Tamam. Ama çay içsinler. Tamam, içer. İçsinler, başka bir numara olmaz. Tamam. İçin. Şimdi i̇çin ya. Kızını veriyor, o yüzden biraz panik atak yap. Çay şey yapmayın. Için. Tamam aşkım, içerler. İçsinler, bayağı bol bol çay içsinler. İçin. Çay içsinler ya. Hadi için o zaman. Bir hatırım varsa da içmesinler İçerler. Mi? İçerler aşkım, tamam. Şimdi çay kahve için Saliha. Sonra çay için. Tamam. Bir çay için Saliha. Tamam ablam, senin Saliha, o çay içilecek. İçin, içeriz canım. O çay içilsin. Tabii. Adam Karadeniz çay için. Seviyor çay zaten. İçin, çay için. Bol bol içeriz. Ha, tamam mı? Tamam ablam. Çayı için. Tamam. Beni üzmeyin. Yeter ki üzülmeyin, içeriz. Tamam, tamam. İçin bakayım çayı. Yok ki çayınız yok, çay. Çay. Şimdilik kahve içelim. İçin. Çay, çay için. Tamam, tamam, ben dinlerim şimdi. Tamam. Vallahi inşallah mutlu olurlar. Canım biz üzerimize düşeni yaptık. Yalnız galerisi var çocuğuna. Bir tane değil, yalnız iki tane hatırlatırım. Var bir tane. Ya öyle var diye değil de yani. Değil mi? Hı-hı. Çocuk benim gözüme gezegen olduğunu öğrendikten sonra hoş görünmeye başladı. Hoş bir çocuk bence. Kesinlikle. Bayağı, hele galerim var dedikten sonra bayağı hoş görünmeye başladı gözüme. Galerim var derken zaten o bıdıklığı müthiş bir karizmaya dönüştü gözümün önünde. Sihirliydi yani. Çok büyülü bir andı. Ve tamamen objektif söylüyorum. Aynen. Aynen. Yani karizması var ya. Yani galerim çok, var derken çok, var çok, ya. Çok, galerisi var canım yani. Benim çok tatlı. Cep damat ya. Ya cep Herkül'ü ama. Galerisi cep var. Cep Herkül'ü. Kalerisi. Ne kadar hoş oluyor değil mi? Tabii. Mesela şu anda hiç iğrenç olduğumuzu da düşünmüyorum hiç ben. Değil, iğrenç değiliz gibi bu zaten. Bu iğrençlik değil. Bizim... Gözümün önünde o bıdık çocuk gitti yerine. Karizmatik bir adam geldi. Ben yani, ne yapabilirim? Yani galerisi var bir de. Yani benim i̇ki suçum tane mu? Var. Ben mi verdim galeriyi? Ha, be. İki galeriyi ben mi yaptım hiç üstüne? Yani. Çocuğun var yani. Tabii canım. Ay tatlım bu. O bıdıklığı zaten. Koy böyle iç cebine gezdir. Bir göz alınca bayağı boylu postlu çocuk ya. Biraz bana hatta Saliha'dan uzun bile geldi bir ara. Zeyno. Yalvarırım kapat şu ışığı. Sevgilim saat 2 oldu ya. Bir dakika, bitireceğim bunu ben. Ya sabah beklese olmaz mı güzel gözlüm ya? Ozan'cığım ama çok heyecanlıyım yani. Şu katil kim, şunu bir öğreneyim. Ay, ölen ölmüş, kalan sağlar bizimdir ya. Vallahi uyuyamıyorum şu ışıktan ya. İşim gücüm var. Tamam, bir şey kalmadı. 100 sayfa falan kaldı. Hemen ben pırt diye okuyayım. Şöş. 100 sayfa mı? Çok akıcı gidiyor zaten. Ha.
Avukat kızım, avukat katil ailenin içinden. Hadi. Tamam, kumana gidelim. Hadi. Sağ ol aşkım. Avukatı düşüneyim ben bari yatarken, uyurken. Aşkım bunu oku, bunu. Ben gözümün önüne getirdim bir şey. Bile. Ben bu, gözümün bu. Önüne getirdim bile. Düşünme bir şey, ne getirdim? Zeyno. Canım. Uyuyamıyorum. Ama hala kalkmamışsın ama. Hadi. Hadi hayatım, Ozan. Ozan, geç kalıyoruz. Vallahi çok geç kaldık. Beni pastaneye bırakacaksın daha ya. İşlerimize geç kalıyoruz. Hadi. Hadi. Ne işi Zeynep? Ozan. Bugün cumartesi ya. Ne dedi? Cumartesi bugün. Cumartesi. Aa. Ay doğru söyledin. Aa bugün cumartesi. Tamam, tamam sen şey yapma. Aa tamam bebeğim. Hiç rüyalarını bozma tamam mı? Güzel hiç ben sana söylememişim gibi yat uyu tamam mı? Tamam mı? He tamam tamam. Uyanmamışsın zaten hadi git hadi. Pardon. Hadi. Hadi kalk ama bugün cumartesi ya. Birazcık ev toparlamamız lazım. Ondan sonra da alışverişe gitmemiz lazım. Cumartesi alışverişi. Ne demiştik geçen hafta? Alışverişimizi cumartesi yapalım diye. Bebişlerin ayakları büyüdü. Onları çoraplarını alacağız. Hadi birazcık haritada bulacağız. Hadi. Kalkma ben zamanı. Ben bu filmi daha önce gördüydüm sanki ya. E, çektiydik çünkü bu ha, filmi daha önce. Hadi. Hadi. Her hafta sonu çektiğimiz şey. Hadi. Ve Aşkım. Bebeğim. Ya senin o girişin olsun. Ay prenses de buradaymış. Canım. Bir dakika. Bir şunu öpeyim de, bir şunu öpeyim de. Oy. Oh, bebeğim benim. Şunları katlamama yardım eder misin bir tane? Ederim canım. Sen orada oynar mısın kraliçem beni? Oynarmış o. Ozan ne yaptın? Ana. Ozan ne yaptın? Amanı. Ozan Melike'nin oyuncağı bu paramparça olmamış. Allah Allah aşkım ya. Ben ne bileyim. Böyle çamaşırları kucakladım attım içinde kalmış ya görmedim. Tarih tekerrürden ibaret. Melike'nin en sevdiği uyku oyuncağı. Benim annem de yok canı böyle yapmıştı. Hayda. Böyle makineye atmıştı fütursuzca. Aşkım tamam ya yok gücen için yıllar sonra ağlama gene kazayla oldu özür dilerim. Ama en sevdiği oyuncağı. Şerefa'nın gibi ruh durumu da paramparça olacak. Benim de öyle olmuştu çünkü. Kızım bana bak sen ciddi misin? Harbiden doktoru arayacağım ya. Yoksa bu senin yaptığın hiç sağlıklı bir davranış değil ya. Psikolojin bozuk senin ya. Vallahi arayacağım. Ciddi misin sen? Şaka be saçma. Kızın yanında nasıl bakıyor yavrum benim yazık ya. Böyle delilikler yapma. Tamam. Aşkım benim ya. Dur sen geliyorum. Sen bir şey yapsana. Tamam ya. Bakıp oğlana geliyorum. Ciddiyim tabii ki. Tabii ki de ciddiyim. Kızım özür dilerim. Babanı bıraktığım için özür dilerim. Kimse anlamıyor bizi. Kaldık bir iki öküzün arasında. Kızım benim. Kızım. Kızım benim. Arkadaşlarına da git, şey dedik. Git birazcık böyle kafa dağıt dedik. Evin yolunu zor buldun ha. Ozan Bey. Ha. Kaçta teşrif ettiniz Haşmet'le? 2. 2 mi? 4:30'da kalktım tuvalete yoktun. Neyse 2 ile 4:30 arasında bir şey yapayım ya. 2 ile 4:30. Ay zamanı su gibi aktı. Zamanlardı, vakitler geçirdiniz herhalde. Şey yapamadın, anlayamadın. Zaman nasıl geçti? Neredeydiniz? Ya
Başım beynim çatlıyor sevgilim Cavşu. Ne sorgu sorgu sual sabah sabah ya. Ne yani ofiste çocuklarla gittik birkaç kere bir şey içtik. Ne var bunda yani? Allah Allah başım çatlıyor tamam, zaten. Ya bir şey demiyoruz. Kim kimdiniz be? Kim kim gittiniz? Ne yaptınız? Kim kim gittiniz? İşte ofisten çocuklar Emre, Zafer, Şafak. Bu kimlik sorgulaması ve doğrulaması bittiyse artık izin verir misin? Biraz tamam. Daha uyumak istiyorum aşkım. Tamam. Başım çatlıyor diyorum sana. Tamam ben bir an başka yerlere gitti aklım. Tamam. Bir şey soracağım. Şafak'ın göbek adı var mıydı? Neydi Şafak'ın göbek adı? Of Zeyno ya ben nereden bileyim Hatun'un göbek adını? Vay. Ben mutfaktan bir alet edevat alıp geliyorum oradan. Yok yok yok. Yok ah başım. Yok aşkım dur. Şafak. Şafak derken. Şafak da o. Oze. Canım. Bir çocuk daha yapalım mı? Hazır elimiz değmişken. Niye? Tavır mı kurmaya karar verdin? Ne öyle diyorsun ya? Yaşlılığımız böyle renkli geçer. Hareketli olur. Çocuk dediğin yatırım yani sonuçta. 18'ine geldiğinde aslan gibi evladım var. Vallahi fena fikir değil ha. Ondan sonra da onlar bize bakarlar rahat. He, ha? 18'e gelmeye bakma Allah'ım canım. Onun üniversitesi var, bilenmesi var. Belki yurt dışında okutacaksın çocuğunu. Tamam kızım Allah Allah. İşte okulu bitirdikten sonra da ona da bir şey girerler, bize bakarlar. Ondan sonra tekrar. Evlenecek çocuklar, ne yapsınlar? Düğünü var, derneği var, çeyizi var, bilmem nesi var. Onlar da şey yapacaksın hep çocuğunu. Evlendireceksin çocuğunu. Tamam canım işte 30'undan sonra onlar da bize bakarlar. Oh rahat rahat hayatımızı, keyfimizi çözdük. Tam şey ya. Ondan sonra torunlarım. Hayat onları şey yapmasın, yıpratmasın diye tam destek, full destek. Sürekli elini böyle sırtından çekmeyeceksin çocuğunun ölene kadar. Torunlara da biz bakarız öyle mi? Torunlara destek olacaksın ki hayat onları öyle oradan yıpratsın. Manyak mıyız kızım biz? Niye çocuk yaptık o zaman ya? Niye çocuk yaptık ya? Ha? Deli miyiz ya? Zorumuz neydi bizim? Derdimiz neydi? Az mı derdimiz vardı? Ne oldu? Hala bir tane daha yapalım diyorsun. Çok mu oldu ya? Allah seni göstermesin. İşten kalmadı ya. Afiyet olsun. İşten mi kalmadı? Neden? Çok güzel sosis yaptım. O zaman sosis.